Özellikle son 10 yılda nesnelerin internet uygulamalarının artmasıyla birlikte verilerin uzak mesafelere düşük güç tüketimiyle aktarılması önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyacın karşılanması için tabii ki yeni bir sürü teknoloji geliştirildi ama bu teknolojilerden en yaygın olanlarından bir tanesi LoRa teknolojisi. LoRa, Long Range yani uzak mesafe kelimelerinin ilk iki harflerinin kısaltmasından oluşan bir kelime adından da anlaşılabileceği gibi uzak mesafelere düşük güç tüketimiyle veri aktarmaya yarayan bir teknoloji. LoRa teknolojisinde esasen radyo frekans kullanıldığı için Wi-Fi, Bluetooth, GSM gibi diğer teknolojilere göre daha az enerji tüketiyor ve daha uzak mesafelere veri aktarabiliyoruz ama verinin boyutları da daha küçük oluyor. LoRa modüllerini iki cihazı karşılıklı haberleştirmek için kullanabileceğimiz gibi bir şehrin tamamını ya da bir ülkenin tamamını ya da küresel ölçekte veri iletişimi yapmak için de kullanılabilir. Eğer birkaç cihazı haberleştireceksek doğrudan LoRa modülleriyle bunları halledebiliyoruz ama bir şehrin tamamını kapsam alanına alacaksak LoRaWAN dediğimiz ağ geçitleri kullanmak gerekiyor. Bu ağ geçitlerini de internete bağlayarak küresel ölçekte yani şehirleri de birbirine bağlayan sistemler kurmak mümkün. LoRa şu an hali hazırda akıllı tarım uygulamaları, akıllı ev otomasyonu sistemleri, konum takibi ve sinyalizasyon gibi sistemlerde sıklıkla kullanılıyor. Ben de son zamanlarda trafik sinyalizasyonu için kullanmıştım. İki tane trafik lambası var, bir tane kumanda var. Bu üç cihaz birbirleriyle konuşarak Trafik lambalarının hangisinin kırmızı, hangisinin ise sarı ya da yeşil yanacağını ayarlayabiliyor. Uzaktan kumandayla operatör isterse yolun akış yönünü bu tarafa, isterse bu tarafa verebiliyor, isterse trafiği durdurabiliyor, isterse de otomatik moda alıyor. İki tane trafik lambası kendi arasında konuşarak sen sarıyan ben kırmızıdayım, sen sarıyan ben yeşildeyim gibi konuşarak trafiğin yönünü değiştirebiliyor. Trafik lambaları güneş enerjisiyle uzaktan kumandada pille çalıştığı için ve aralarındaki mesafeler birkaç kilometre olduğu için ben bu sistemde LoRa tercih ettim. Hem az enerji tüketiyor, pilimizi ve güneş enerjisi ile şarj olan akülerimizi hızlıca tüketmiyor. Hem de kilometrelerce mesafelere bu bilgileri aktarabiliyoruz. Lora'nın kısaca ne olduğundan bahsettiğimize göre artık Arduino ile Lora kullanımına geçebiliriz. Bu video için gerekli ekipmanları Fixage.com'un N11 mağazasından temin ettim. Hem web sitelerinin linkini hem de ürünlerin linkini açıklamalara ekledim. Bu arada Fixage ekibi sadece Lora malzemeleri satmıyor. Lora ile ilgili danışmanlık veriyorlar ve Lora ile ilgili yardımcı kartlar da üretiyorlar. Sen de böyle PCB'ler ürettirmek istersen veya PCB yerine üzerindeki komponentleri dizilmiş lehimlenmiş bir halde temin etmek istersen PCBWay'in dizgi hizmetini inceleyebilirsin. Onun da linkini açıklamalar kısmına ekledim. <laughs> Şimdi LoRA modüllerimizi tanıyarak başlayalım. İki çeşit LoRA modülümüz var. Bu ikisi birbirinin aynısı, bu da onların biraz daha güçlü versiyonu. Bunun modeli E32 433 T20DC Bunun da E32-433-T30D modeli Aralarındaki temel fark yaklaşık olarak bunun menzili diğerlerinin iki katı uzaklığında Onun dışında çok ciddi bir farklılıkları yok Web sitesinde bunun menzilinin 5 km, bunun 10 km olduğu yazıyor ama bunlar açık alanda uygun koşullardaki mesafeler Şehir içinde sinyal yoğunluğu olan yerlerde ya da aralarda böyle ağaç, duvar gibi olan yerlerde bu mesafeleri almak biraz daha zorlaşabilir ama 3-4 kilometre rahatlıkla çekiyor. Ben daha önce dediğim gibi o trafik lambası projesini yaparken şehir içerisinde test yapmıştım. 2 kilometrenin üzerinde çok rahatlıkla veri aktarmıştım. 2 tane şu modülle. Diğer bir ürünümüz de şu kart. Bu kart sayesinde de Arduino nanolarımızı buraya takıp doğrudan modülümüzü buraya takıp herhangi bir bağlantı yapmadan kullanabiliyoruz. Bu kart olmadan da doğrudan ben bunu Arduino Nano'ya bağlayarak kullanabilirim. İki tane direnç bağlamak yeterli oluyor gerilim bölücü olarak kullanılan 10K ve 20K'lık dirençler. Hızlı pratik bir şekilde test yapmak istiyorsanız da bu kartı da alabilirsiniz. Bu kartı almak istemiyorsanız dediğim gibi herhangi bir Arduino'da mikro denetleyiciyle Lora modülünü doğrudan haberleştirebiliyoruz. Ama benim tavsiye ettiğim başka bir kart var. O da şu bilgisayara bağlamaya yarayan kart. Bunun sayesinde birazdan yapacağız. Parametre ayarlarını doğrudan bilgisayara takıp hemen yapabiliyoruz. Bilgisayarla Lora modülümüzü haberleştirebiliyoruz. Bunun gibi güzel avantajları var. Sanırım bu ürünü de satan sadece fiksaj var. Bunun dışında bir satıcıya ben internet üzerine denk gelmedim. Yine projede kullanacağımız diğer ürün sıcaklık ve nem sensörü. Böyle minicik bir sensör. Şu Sinter kılıf denilen kılıfın içerisine takıp kullanırsak da daha problemli ortamlarla tozlu, yağmurlu vesaire problemli ortamlarda kullanırken rahat edebiliyoruz. Bu olmadan da yine dediğim gibi sıcaklık sensörünü çalıştırabiliyoruz ama ben bununla kullanacağım. Şimdi projeden de kısaca bahsedeyim. Lora modüllerinden bir tanesine sıcaklık ve nem sensörünü bağlayacağım. Sıcaklık ve nem bilgilerini diğer Lora modülüne göndereceğim. Bir tane de ekranda bunu göstereceğim. Dolayısıyla şunu kullanmayacağız. Şunu sadece parametre ayarlarında kullanacağız. Şuna da bir tane ekran takacağım. Şimdi sıra geldi parametre ayarlarına. Parametre ayarları yapmak için Lora modülümü alıyorum. Şuradaki jumper'ları çıkarıyorum ki ben tek taraflarını taktığım için çıkarmış oldum. Bu parametre ayarları yapma modu anlamına geliyor. Bunu bilgisayara takıp parametre ayarlarını yaparak başlayacağım. LoRa modüllerimizin bazı ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak için RF Settings versiyonu 3.49 diye bir uygulama var. Bu uygulamada fixage.com'da var. Yine birazdan kullanacağımız Arduino kütüphaneleri gibi diğer gerekli her şeyin de linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Öncelikle bu yazılımı direkt açıyoruz. Herhangi bir kurulum gerektirmiyor. Şuradaki İngiliz seçeneğine tıklarsak daha anlaşılır oluyor. Taktıktan sonra burada bir port listesi açılıyor. COM1 ile COM3 başka bir şey benim bilgisayarımda. COM5 bu. Emin değilseniz aygıtlar kısmından bakabilirsiniz. Ya da bunu çıkarıp tekrar takabilirsiniz. Hangisi kayboldu diye anlayabilirsiniz. COM5'i seçtim. Open port'a bastım. Burada get parametre basıyorum. Parametre got diyor. Yani içindeki parametreleri okumuş. İçindeki parametreleri okuduktan sonra şuradaki ayarların aynısı olması gerekiyor. Burada önemli olan kanalların aynı olması lazım kanallar aynı olduktan sonra da her bir LoRa modülünün adresinin farklı olması lazım. Mesela bunu birinci adres 23. kanal olarak bırakabilirim. Öbüründe ikinci adres 23. kanal olarak bırakırsam aynı kanal üzerinden farklı iki adresteki LoRa modüllerimiz haberleşebilir. Şunları da yine aynı şekilde bırakırsanız bunların çoğu default zaten. Sanırım sadece default da şu disable'da onu enable yaptım. Ondan sonra da mesela buraya 60 yapalım. Set parameter dediğim zaman Yeni ayarlar bu. Tekrar get dediğimde, get dediğimde bunu okuyor. Ben tekrar hazır kütüphane örneğiyle uyumlu olsun diye yine 63'e 23 yapacağım. Şu an parametreler yapıldı. Close'a basıp kapatıyorum. Şimdi USB'yi çıkardım. Diğer loramı takıyorum. Yine COM5'i seçiyorum. Open port diyorum. Get parameter diyorum. Burada da 44. kanalmış. Yine buradaki ayarlar şu ayar disable. Bunu da enable'a getireceğim. O kalmış orada. Bunu da ayarladıktan sonra set parameter deyip kaydediyorum. Ondan sonra buradan da close port diyorum. Bilgisayar tarafındaki işlerimiz bu kadar. Yani şu an loralarımız Arduino ile kullanmaya hazır, birbiriyle haberleşmeye hazır. Şimdi burada iki tane kod var. İkisi de Fixage'ın kendi sitesinde bulunan hazır kodlar. Şu kütüphaneyi de yine oradaki linkten indirdim. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Buradaki kod bebek odası olarak geçiyor ve 19.2 sıcaklık bilgisini merkez dediğimiz yere iletiyor. Yani iki tane LoRa kendi arasında konuşarak haberleşecek. İlk etapta şu sabit veriyi göndermeye çalışacağız. Daha sonrasında da gerçek sıcaklık sensörü bilgilerini buraya göndereceğiz. Bir de merkez tarafına ekran ekleyip gerçek bir ekranda gerçek sensör değerlerini göreceğiz. Şimdi burada Arduino Nano'yu seçtikten sonra komport vesaire seçtikten sonra Arduino'ma yüklüyorum. Sıcaklık sensörünü dediğim gibi taktım ama daha oradan veri almıyorum. Şimdi bunu çıkaracağım. Merkez dediğim yazılımı da diğer LoRa'lı sisteme, yeşil LED'li olan LoRa'lı sisteme yükleyeceğim. Yine aynı şekilde buradan Yüklemeye basıyorum. Yükleme tamamlandı. Serial monitörü açalım. Diğer sisteme de başka bir bilgisayar üzerinden güç verdim. Şu an ortam sıcaklığı 19.20 ve yer bebek odası diye verileri alabiliyorum. Şu an her şey yolunda gözüküyor. Demek ki yaptığımız ayarlar doğruymuş. Şimdi sıcaklık sensörünü de sisteme ekleyerek devam ediyorum. Öncelikle sıcaklık ve nem sensörümü yine Fixage'ın sitesinde belirtilen şu kütüphaneyle test ettim. Şu örneği denedim. Sıcaklığı da nemi de bayağı hassas bir şekilde veriyor. Sonrasında sıcaklık okumayla ilgili şuradaki bilgileri yeni yazılımıma ekledim. Şunları ve burada standart olan bir değer vardı biraz önce. 19.2 derece gibi bir şey. Onun yerine de şunu koydum. Yani sıcaklığı okuyup veri olarak bunu göndersin diye. Şimdi bir açalım. 27.28 derece, 27.29 derece diye çok hassas bir şekilde ölçüyor. Şimdi bunun hassasiyetine de bakalım. Bu modülün adı HDC 1080. 14 bit ölçüm çözünürlüğü varmış ki piyasadaki çoğu sıcaklık ve nem sensöründe bu kadar yüksek çözünürlük yok. 0.2 derece hassasiyetle ölçüyormuş. Nemi de %2 derece hassasiyetle ölçüyormuş. Özellikle yüksek nemde bayağı kararlı ölçümler yaptığı ile ilgili makaleler var. %75 nem üstünde çalışan uygun fiyatlı tek sıcaklık ve nem sensörü olduğunu buraya yazmışlar. 3.3 volt ve 5 volt desteği de var bu arada. Arduino kodu ve kütüphanesi de dediğim gibi burada paylaşılmış. Şimdi geriye ne kaldı bizim projede yapmadığımız? Ekran kaldı. Bir de bu merkez dediğimiz LoRa'ya bir tane de ekran bağlayalım ve ekrandan anlık olarak görelim. Burayı hazırlamıştık. Sıcaklık ve nem sensörümüz, Arduino'muz, LoRa modülümüz buraya bağlıydı. Buraya da bir tane I2C ekran ekledim. Yine aynı şekilde I2C portlarından bağlantılarını yaptım. Şimdi bu her iki sistemi de Powerbank ile besleyelim. Birbirleri arasında herhangi bir kablo bağlantısı yok. Tamamen kablosuz olarak haberleşecekler. Evet buradaki sıcaklık bilgisi anlık olarak buraya geliyor. Bebek odası bilgisi bir veri, sıcaklık bilgisi bir veri. Bunları da yazılımda şu struct yazan yerden ayarlayabiliyoruz. Birden fazla, ikiden fazla, üçten fazla veri de gönderebiliyoruz. Bunların isimlerini ve kaç byte olduklarını da buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi sıcaklık sensörünü test etmek için şöyle elimle de dokunacağım. Elimle bastırıyorum. 28.68 oldu. 32.37 oldu. Gerçekten çok hassas bir sensör. Hassasiyet istiyorsanız ve yüksek nemle ilgili iş yapıyorsanız nemin yüksek olduğu %75'ten fazla olduğu ortamlarda bu sıcaklık sensöründe gerçekten tavsiye ederim. Şu kapağı da böyle daha kirli, rüzgarlı, nemli, yağmurlu, tozlu ortamlarda kullanabiliyoruz. Bu videoda Lora konusuna giriş yapmış olduk ve iki tane Lora cihazının karşılıklı olarak birbirlerine veri aktarmasının çok da zor olmadığını gördük. Hazır kütüphanelere kodlar bayağı yaygınlaştı lora konusunda hemen alıp Arduino'larımıza bağlayıp kullanabiliyoruz. Bu sistem sayesinde birkaç dakika içinde yaptığım bu sistem sayesinde kilometrelerce uzak mesafeden sıcaklık ve nem bilgisini karşı bir cihaza kolaylıkla aktarabiliyoruz hem de çok fazla güç tüketmeden. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi ki varsın. Elimi niye böyle tuttuysam? Dur bir daha. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın. Yumruğumu sıktım sonra da adam dövecek. Neyse tamam bir tanesinden bir tanesi. İş görür. <laughs>